İstanbul Türkiye'nin birinci büyük kenti ve bu birinci büyük kentin Türkiye'nin sorumluluğundan ayrı bir birinci büyük sorunu olabileceğini düşünmemeliyiz. Türkiye'nin en büyük sorunu neyse İstanbul'un da en büyük sorunu odur. Ve bu siyasi iktidarın kendisidir. Bugün İstanbul yaşanmaz hale geldiyse ve aslında Türkiye'de pek yaşanır olmaktan çıktıysa bu Türkiye'de İstanbul'da yerel yönetim, belediye yönetimi özelinde 20 yıldır, Türkiye'de de 10 yılı aşkın süredir devam eden siyasi iktidarla doğrudan ilişkili. Bunun ortadan kalkması lazım. Bu siyasi iktidarın değişmesi lazım. Bu siyasi iktidar değişmeden trafik projesi yaptım diye kimse ortaya çıkamaz. Çünkü trafik dediğiniz Türkiye'de ve İstanbul'u yaşanmaz hale getiren trafik sorunu otomotiv sektörü sorunudur. Ulaşımdan insanların kolayca bir yerden diğer yere kendi içinde hareket etmelerini temin etmek, bunu hedeflemeyen, onun yerine para kazanmayı hedefleyen bir yaklaşımın yarattığı sorundur. Bu tercihi değiştireceksiniz ki, dolayısıyla siyasi iktidarı değiştireceksiniz ki trafik sorununu da çözebilelim. İkinci büyük sorun deyince ben bu yıllara yayılan yapılanmanın halkçı, solcu bir alternatifinin yeterince güçlü olmayışını dile getirmek isterim. Ne kastediyorum? Bu İstanbul'un 20 yıllık döneminde piyasacılık var. İstanbul'u bir mabetler şehri, dinsel bir görüntüye sokmaya çalışan bir yobazlık var. Ve dışa bağımlılık, bir dış hayranlığı, yabancı hayranlığı var. Şimdi bunların sadece mevcut Tayyip Erdoğan iktidarıyla ilişkili olduğunu düşünemeyiz. Bu bir sistem, bu bir bütünlük. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi bana sorarsanız an meselesidir. Ama onun yerine bu üç cephede de farklı bir alternatifi ortaya koyup koyamayacağımız ikinci büyük sorunumuzdur. Ama Haziran'dan beri Türkiye halkı ve İstanbul halkı bir başka alternatifi pekala geliştirebileceğini ortaya koydu. Bambaşka bir şeyi anlamamız lazım yerel yönetimlerden ve genel olarak yönetim, iktidar meselesinden. Eğer yönetim anlayışı daha fazla para kazanmak üzerine kurulu değilse, iktidarın yönetim mekanizmalarının halkla iç içe girmesinin önünde de herhangi bir engel, mantık engeli kalmayacaktır. Neyi kastediyorum? Bizim yönetim anlayışımız, sosyalizmin yönetim anlayışı bir halk iktidarı, halk örgütlenmesiyle bütünleşik olmak durumundadır. Söz konusu olan yerel yönetimler, evet yerel yönetimlerin mevcut sistem içinde ne kadar demokratik olabileceği bir yana bir halk örgütlenmesi biçiminde şekillendirilmesi pekala mümkündür. Ama bunun için bir mücadele verilmesi gerekir. Türkiye'de hali hazırda bir örgütlü halk olduğunu iddia edemeyiz. Ama halkın örgütlenebileceğini pekala iddia ederiz. Hangi koşulla? Sokağının, meydanının, kentinin bir para kazanma, rant yaratma mekanı olmadığını, kendi mekanı olduğunun bilincine vardığı durumda pekala insanlar kendi hayatlarına, kentlerine, sokaklarına sahip çıkmak için örgütlü hareket edebilirler. Başka mekanizmalar eklemek de hiç zor olmasa gerek. Yasal mevzuatı bir yana bırakın ama sosyalizmin iktidarı hep halka soran, halka danışan ve halkın yönetenleri geri çağırma, ne zaman istiyorsa o zaman geri çağırma yetkisinin olduğu bir biçimde tanımlanmalıdır. Bunun ötesinde bir denetim mekanizmasına, yani halkın kendi örgütlülüğü üzerine dayanan bir yönetimin ek bir denetim mekanizması icat etmesine de gerek kalmayacaktır.